Uca dağ başında karam ötürüm, yanık direllerim suya batırım. Yok mu benim kimin yarı yükürüm, tanımam yolları giden getirin. Adım Hanife, soyadım Işık. Ne diyeyim yavrum, ne? Babam var idi, anam var idi. Genç öldüler, anam kaldı dul. Uşaklarım var idi öldü. İşte böyle bir çilelerle yaşadım. Ne bileyim yavrum, ne diyeyim sana? Gümüş Anelik, hepsi Işık. Gittiğim yerde Işık, babam da Işık. İşte hepsi. Babam hasta oldu, vefat etti genç. Anam dul kaldı. Para yok, ekmek yok. Çocuklara baktı. Bir büyük ablamla ben var. Bir de bir büyük kardeşim ekmeğini kurtardı, Ankara'ya gitti. Öteki küçük kardeşim okuyayım. Perişanlıkla büyüdük. Baba gider kazanır götürür her şeyi. Sen ana nereden alsın, nereden gelsin? Tabii zordur kızım, zor değil midir? Elbet zordur. Babanın kazancıyla ana, babamız kazanırdı, giderdi götürürdü. Annem ne iş yaptı? Mal sakladı. Sütünü sattı, yoğurdunu sattı. Oyalandı, çocuklarına baktı. Neydi? Para yok. Şimdiki dolar kalı paraları var da, o zaman para yok, bir şey yok. Annem de birine baktı, çocuklarını büyüttü. Ellerin işlerini gördü, çocuklarını okuttu. Ya. Babasını büyüyen zor değil mi? Tabii zor. Elbet zor. Yüce dağ başında yayılım olan dolar memeler sızılar mola koyunda göz olsun arzular. Gel anam eyleme, vazgeç bu... Ondan sonra da işte büyük ablamla ben gittik Gocu'ya. İki Gocu'ya gittim. Öldük. Öldükten sonra işte gittim bir çocukların babaların. Ekraba Işık idi işte, o Işık. Onlar da Işık, ekraba. Ekrabamız idi, he. Gittim işte, beyim de çok yaşamadı. Öldü. İyi öldü, hasta oldu. Abi 10 sene kadar yaşadı, durdu, ondan sonra hastalandı, öldü. Doktora götürdüler işte, orada hastanede öldü. İki tane çocuğum var idi, onlar da öldü, onun peşine öldüler. Derdim çoktur, sene nasıl tükeyim yavrum? İşte el oldular. Vefat ettikten sonra işte iki tane çocuğum oldu. O yananlar, ölenler. İki tane çocuğum oldu. Ondan sonra işte askerliğini yaptı, geldi, vefat etti. Öldü. Hastaneye götürdüler, hastanede öldü. Gözüydü, hemen ocak başında işte, nasıl ateş sıçradı. Çok yanıkları da yoğuydu ama işte, yine badelerim doldu. Nasıl olduysa işte, öldü. İkisi de peş peşine bile öldüler. Oh, ne haber?
oğul bir yanında ne haber? 3 sene sonra da ben geldim, bu çocukların babasıyla evlendim. Evden çıkartmadılar beni. Ölen kocamın kardeş evde. Kaynama gittim daha. Kaynımla evlenmeyi koymadılar, evden çıkartmadılar beni. Evlendim onunla. Evlendi bir daha. Beni aldı benden sonra bir de ne daha aldı. Evlendi. İşte başka yerlerden de istediler ama gitmedim. Dedim ben evimden çıkmam. Aldım. Aldıktan sonra da işte kendisi de evlendi. Öyle böyle hayatımızı geçirdik. O da çalıştı, ben de çalıştım. Mal sakladık, yaylamız var idi. Süt ettik, yoğurt ettik, yağ ettik. Tarla biçtik. Ne işler gördük, bu mahalle geldik. Ya. Ama kötülüğümüz yok idi birbirimizle. Yaşadık öyle. O da tez öldü. O da yaşamadı. Yok, sonra da devamın işte evden çıkartmadılar, evlendim. Evlendikten sonra dedi, kız alacağım, kız istedi. Evlendi, sevdik bir kızı aldı. Ondan sonra işte, yani yaşadık, kötülüğümüz yok idi bir arada. Sonra o zaman ne edek yavrum? İşte. Öyle günümüzü geçirdik. 2 tane benden oldu, 6 tane ondan oldu. Ama hepsi onun uşakları benim ölürler üstüme böyle. Beni çok severler. Tutarlar beni. Sabahleyin kalktım, sütü pişirdim, sütün kaymağını yere taşırdım. Yemek tarlasında aklım saçırdım. Ne yaman da olur bucak tarlası, bucak tarlasına gelin olması. Sıra sıra küleyhler sütü yok, kuzusu yaylanın hepsi dadı yok. Gelmeleme koyun vazgeç yavrumdan, vazgeçilir mi de körpe kuduktan. Şimdi kapıların önleri var ya, kapının önünde çeşme var. Kapının önüyle bakılacak yerler var böyle. Azdan domates, biber ekirim, onlarla ilgilenirim. Uzaklara gidemeyelim daha. Ben sen gidip bacaklarım gitmek, kendim gitmeyelim, kocadım. daha gidebilirim mi? Değneğiyle yer dolaşırım. Çocuklar benimle ilgileniyor, köy daha has. Evim var. Ben evimden ayrılamam. Kimsenin yanına gidemem, evimden evrilemem. Uşaklar gelip benimle ilgileniyor. Niye gidem onların yanına? Herkesi niye gidem, rahatsız edeyim? Kimi kimi de pişiririm. Sandalyeyi koyarım altıma, ocağa yaslanırım. Pişirir. Tereyağla zeytinyağını yerim, öteki yağlara elime vurma. Zeytinyağla tereyağı. Fasulye yemeği gibi pişirirsin, patates yemeği gibi pişirirsin. Hamur işi bir şeyler yaparsın, yersin. Yersin, ne pişirirsin siz zaten? Nasıl yemek pişirirsin? Yaşlıyım. Yaşım inkar etmiyorum kuş. Yani yüze gittim ya ne? Yaşlıyım kızım. Yaş olundum. Yaşlıyım ya. Yaş. Ama çok şükür Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Bugünkü günüme çok şükür. Yavrularım beni koymalar ki. Yavrularım uşaklarım bakayım beni. Mutlu. Bir insan ömrünü neye verme? Canıp gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir
zaman kurban olur, ne zaman alırsa canımızı o zaman alacak kızım. Düşüneyim, ne düşüneyim? Diyeyim ki çok yaşayayım mı? Allah bilir ya, ne zaman öleceğim, ne zaman, ne kadar yaşayacağım, Allah'ım bilir. Biz bilmeyecek. İster misin ki Allah yataklara düşürtmesin? İster misin yaşamasın, sürünmesin? Yerimiz ora, yerimiz ora. Ya. Yerimiz ora kızım. Ne kadar yaşarsan yaşa. Yatağa düşürtme, Allah yatağa düşürmesin de. Ölümden niye korkam? Ölecek. Emrine kurban olayım. Doğduk ölmek için. Bizim akrabamızın içinde bir ben bile yaşlı. He. Ben yaşlı. Yani onlar da yaşlı ama benim kadar değiller. Yaşlandım ben, yaşlandım, bilmiyorum daha. Müdürlerimi de unuttum gitti. Bilmiyorum. Yeter.